Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline karar verdi. İstanbul'u seçmenler 23 Haziran'da yeniden sandık başına gidecek. Yargı süreci sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu 11 yüksek mahkeme üyesiyle ve tam sayıyla yaptığı toplantıda sonucunda kararlarını verdi. Bu kararları da size yazılı olarak ilettik. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Seçimlerin iptal edilmesi kararı 4'e karşı 7 oyla alındı. Seçimin yenilenmesine karşı oy kullanan üyelerin YSK Başkanı Sadi Güven ve üyeler Kürşat Hamurcu, Yunus Aykın ve Cengiz Topaktaş olduğu öğrenildi. Seçimin iptaline gerekçe olarak sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması gösterildi. 225 sandık kurulu başkanıyla 3500 sandık kurulu üyesinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı bu sandıklarda kullanılan oylarında aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu sonucuna varıldı. 22 tane Sayım döküm cetvelinin boş olduğunu, 101 tane de sayım döküm cetvelinin imzası olduğu, bir de sandık kurulu başkan ve üyelerin kamu görevlilerinden seçilmemesini gerekçe göstererek seçimlerin yenilenmesini karar verdi. YSK kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleriyle seçim müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunulması kararı verdi. Merak etmeyin seçim sonucunda milletimizin vereceği karara buradan yine saygı duyacağız. Yine milletin hakemliğine gidiyoruz. Milletin hakemliğinden kimse korkmasın diyor Yüksek Seçim Kurulu mazbata iptal kararı da verdi. 17 Nisan'da mazbata alarak göreve başlayan Ekrem İmamoğlu'nun yerine yeniden seçim sonuna kadar geçici bir isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütecek. Yüksek Seçim Kurulu AK Parti'nin büyük çekmece, MHP'nin de Maltepe'de seçimin yenilenmesi taleplerini ise reddetti.